Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün neredeyiz? Bugün birçoğunuzun bilmediği Ağrı'dan kuzey rotasından Küp Gölü denen göle doğru hareket edeceğiz. Amacımız ortalama 3500-4000 arası bir rakıma ulaşmak. Biraz etrafta Küp Gölü'nün üzerine biraz çıkabilmek. Biraz da rotaya bakabilmek. Çünkü kuzey rotası şu an tırmanışa kapalı. Belki ilerleyen süreçlerde nasip olursa bu rotadan Ağrı Dağı'na tırmanış yapmayı planlıyoruz. Şöyle çevirirsen arkadaşlarımız hareket haline geçmeye başladılar. Güzel bir tırmanış olmasını diliyoruz. İlerleyen videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Evet abi, sırf bunlar için. Evet. Sırf Hamit abi çekmek için aldım bu kamerayı. Hamit Al Kazak YouTube sayfasına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Hamit abi de güzel değişik videolar çekiyor, YouTube kanalı var. Bizimle birlikte yaklaşık bir saat oldu. Tırmanışa başlayalı. Güzel bir hava var. Herhangi bir sorun yok şu an. Güzel bir şekilde devam ediyoruz yukarı doğru. Ortalama tahminen 2300-2400 rakamlara ulaştık. Burada böyle yaylacılar, konar geçerler yerleşke kurmuşlar. Şöyle şu yerde bir yer daha var. Yukarıda bir yer var, duman çıkan. Yaylacılık yapıyorlar. Yazın sıcağında hayvanlarını buraya getirip otlatıyorlar. Güzel bir düzlüğü var. Biz yukarıya doğru devam edeceğiz. Ortalama rakam 2800-2900 oldu. İlerideyiz. Gördüğünüz üzere su altı çekilmiş, yüksekte bir Küp Gölü'nden çekilmiş aşağıya, mezralara gidiyor. Rüzgar şiddetini artırdı. Yaklaşık bu saatte tırmanıştayız. Muhtemelen bir iki saate falan Küp Gölü'ne geçeceğimizi düşünüyorum. Çok güzel, iyi bir tempo yakaladık. Yukarıya doğru devam ediyoruz. Ortalama 3200 rakıma ulaştık. Şöyle enteresan mağaralar var. İlgimizi çekiyor. Şöyle Ağrı Dağı'nın uç tarafı açık bir şekilde görünüyor. Bu tarafta pek fazla buzul kalmamış. Gerçekten küresel ısınma son yıllarda, son birkaç yıldır özellikle Ağrı Dağı'nda buz alanları gerçekten küçülmesine sebep oluyor. Şimdi arkadaşlar size şöyle tarif edeyim. Ağrı Dağı'na daha önce tırmanış yapan arkadaşlar bileceklerdir. Bakın şu Batum'un gösterdiği yerin hemen arka tarafı 4200 ana kamp. 4200 ana kamp. Olduğumuz mesafe hemen şurası. Yani sırtın hemen arka tarafı 3200. Devam ediyoruz. Yukarıda görmüş olduğunuz sırt Ağrı Dağı'nın kuzey yamacı. Yani kuzey rotasında başladığı bölgedir. Küp Gölü'ne doğru devam ediyoruz. Evet, şu an 3200'deyiz. Bütün arkadaşlar büyük bir kaya parçasının etrafında toplandı. Büyük kaya sıcak, etraf rüzgar. Ali hocam, büyüklerle hastayız. Murat hocam. Tabi dublo Muratlar, Al Kazaklar abiler, Süleyman Bey, Hocam Bey ve grubumuzun en karizmalarına geldik. Teşekkür ediyoruz bize bir etkinlik için. Biz teşekkür ediyoruz. Evet dostlar, ortalama 3600 rakama ulaştık. Şurada buzulu görüyorsunuz. Ya bu sene gerçekten ciddi anlamda küresel ısınmanın etkileri fazlasıyla Ağrı Dağı hissediyor. Buz kütlesi bu taraftan hemen hemen çok az bir şey kalmış.
gösteriyor. Kaç? 2600. 3600 pardon zaten. Küp köyüne geldik. Yani burada gördüğünüz gibi su az. Normalde su seviyesi daha yüksek olduğu zamanlara şahit olduk. Bunların hepsinin sebebi maalesef küresel ısınma ve kuraklık. Suyun debisi çok da yüksek değil. Bizimkiler paçaları sıyırdılar ama köye doğru hareketlenmeler var. Evet Haris abi, 3600'e denize girmişsin abi, maşallah. Su nasıl, güzel mi? Tavsiye eder misin? Şeyin hamrını alır hocam ha. Hemen geliyorum abi. Bakın burada ne buldum. Çok bariz bir ayak izi ama yavru ayıya benziyor. Çok net bir şekilde çıkmış. Tabii ki de buraya kadar gelip göle girmemek ayıp olur. Hemen hazırlanıyoruz. Otlar bayağı bir yordu. Saat kaç abi? Saat 11 mi? 5-6 saat sürdü mü? Saat 39. 60'a çıktık herhalde. 4 saatlik bir tırmanışla geldik. Burası bana direkt Savalan zirveyi hatırlattı İran'da. İran en yüksek dağı olan Savalan Dağı'nın da zirvesinde böyle bir buzul göleti var arkadaşlar. Şimdi göle gireceğim. Of. Su var ya, çivi. Artık bunca çileye, bunca zahmete katlanan rotasız dağcı. Artık bir beğeni, bir aboneyi artık hak ettik. Arkadaşlar lütfen beğeni, abonelerinizi eksik etmeyin. Gidiyorum. Lan tuttan gidiyorum. İyi soğuk var. Muhteşem bir faaliyet oldu. Arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi Ağrı Dağı'na dende bulunan Küp Gölü'ndeyiz. Hep karak oyunları derler ki bir şeyin gözünü bağlayanlar cimriler. Evet. Gördüğünüz gibi karak oyunlar o imajı üstünden kaldırmak için Küp Gölü'nde bile kavun kesirler. Daha sizin helal için olsun. Ne yapsınlar? Vallahi helal olsun. Daha evet, ne kesime olsun. Buyurun, herkes buyursun. Evet. Orada da kesek mi? Ya Allah. Bismillah. Vallahi adam kesti kavunu gerçekten. Bir. İki. Haydi afiyet olsun. Üç. Evet arkadaşlar, bugün Iğdırlı dağcılar olarak 17 kişi sabahleyin 05'te Iğdır'dan hareket ettik. Şu an 3310 metre Küp Gölü'ndeyiz. Bugünkü tırmanışımızın amacı 23 yıl önce İstanbul'da ve İzmit bölgesinde, yani Marmara depreminde birçok yakınlarımızı kaybettik. İçimizde de yakınlarını kaybeden arkadaşlarımız var. Onların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Daha sonra İstiklal Marşı'nı okuyacağız. Hepinize teşekkür ederim katılımınızdan dolayı. İstiklal Marşı. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen solucan kokuyan bir milleti. Yeah.
muhteşem bir gün daha geride bırakıyoruz. Bize bu faydalı oldu. Sizin için soğuk sulara kadar girdik. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve sosyal medyada bizi takip etmeyi unutmayın. Size bir sürprizim var. Belki siz bu videoyu izlerken